Evet, değerli arkadaşlar. Öncelikle bu sabah 11 civarında Malatya'da 5.9 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Yurttaşlarımıza, Malatya'ya, çevre illerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Bir can kaybının olmaması hepimizin yüreklerine su serpti. Mecliste ayrıntılı olarak konuşacağız ama deprem gerçeğiyle yaşama zorunluluğumuzu bir kez daha görüyoruz. Vergi konuşuluyor, vergilerin nereye kullanıldığı konuşuluyor ama 22 yıldır deprem vergilerinin hala hesabını vermeyen, deprem için kullanmayan bir iktidar var. Depremle bu coğrafyada yaşamayı öğrenmeliyiz, kabullenmeliyiz, önlemlerini almalıyız. Mecliste bu konuyla uzun uzun konuşacağız. Evet, dün mecliste ilginç olaylara şahit olduk. Öncelikle Mehmet Şimşek, mevcut iktidar savunma sanayini sebep göstererek insanların borcundan, hatta doğmamış borcundan 750 lira vergi almak istediler. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi grubu, muhalefet grubu, milyonlarca insan, gazeteciler, sanatçılar tepki koydu. O gün hatırlayın, bu tepkiyi koyduktan sonra bir haftalık süreci, bu tepkiyi koyanlar vatan düşmanı ilan edildi. Bu tepkiyi koyanların vatan sevgisi sorgulandı. Mesela Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici açıkça buna karşı çıkanları vatan haini ilan etti. Şimdi sormak isterim bu arkadaşlara. Dün muhalefetin baskısıyla, toplumun baskısıyla komisyonda bu teklif geri çekildi. O komisyon üyeleri geri çekenler vatan haini miydi? Değerli arkadaşlar, vergi büyük bir sorun. Sorun olduğu kadar da sorumluluk. Dünyanın her yerinde, gelişmiş ülkelerde kazananın vergi vermesi ahlaki bir sorumluluk. Aynı şekilde yönetenler için de bu verginin alınması ahlaki bir sorumluluk, alınmaması da ahlaksızlık. Dün komisyonda insanlardan alınacak haksız 750 liralık bu vergi tartışılırken mecliste de e-ticaret yasası tartışılıyordu. Bugün de geliyor bu yasa. Büyük kartel şirketlerden, hepsini biliyorsunuz bu şirketin. Özellikle bir şirketi herkes biliyor, her eve giriyor Türkiye'de çünkü. Yol yapmış evlere. 25 milyar lisans ücreti devlete veriyor. Bu bizim paramız. Ama 750 liralık komisyonda plan bütçede bu vergi tartışılırken lisans ücreti 2000 liraya düşürülüyor. Neden? Mehmet Şimşek'e soruyorum. Mehmet Şimşek neden? Sen ekonominin kötü gidişini EYT'ye bağlıyorsun. Bilal Erdoğan EYT'ye bağlıyor. Süper ekonomist. Ama bu hafta öyle bir yasa görüşülüyor ki ticarette 25 milyar almamız gereken lisans ücreti kartel şirketler için 2 milyara düşürülüyor. Neyin karşılığında bunu yapıyorsunuz? Hani 750 liraya muhtacız ya biz vatandaşın kredi kartından. İşte ahlak nerede başlıyor? Ahlak burada başlıyor. Çünkü siz bu kamunun, bu devletin parasını, 25 milyarını kartellere veriyorsunuz. Affediyorsunuz. Değerli arkadaşlar, bakın Türkiye'de bir vergi sorunu var. Adil olmayan vergi sistemi var. Dünyanın her yerinde çok kazanandan çok vergi alınır. Az kazanandan az. Hiç kazanamayanlar hiç vergi alınmaz. Ama maalesef ki görüyorum ki Mehmet Şimşek vergi yüzsüzlerin açıklayacağını söylüyor. Emekliyi suçluyor. Bilal Erdoğan emekliyi suçluyor. Hatta
AKP'nin öyle yüzleri var ki bugün Melih Gökçek bir tweet atmış. Avrupa'ya göre patates soğan hesabı yapıyor. 750 liralık vergiyi geçen hafta savunup aylaksızlıkla suçluyor insanları. Yahu Melih Gökçek aldığı rüşvetten vergi verse Türkiye'de birinciliği kimseye bırakmaz. Bari bunları konuşturmayın. Bu tipleri konuşturmayın. İnsanların gerçekten bu yönetime olmayan inancı iyice azalıyor. Şimdi Mehmet Şimşek'e soracağım. Vergi yüzsüzlüğünü açıklayacakmış. Neredeydiniz bugüne kadar? 3800 kişi güya vergi vermemiş ya da az vermiş. Ben başlayayım bazı vergi yüzsüzlüğünü açıklamaya. Mehmet Şimşek, oradan başla sen. Bakın, İstanbul Havalimanı, İGA, Kalyon Cengiz işletiyor. Biz 3 yılda bu şirketlere devlet olarak 180 milyar ödemişiz. Bu pandemi döneminde bu şirketlerin kira borcunu 2040'a ertelemişiz. Bakın, arsayı vermişiz, parayı vermişiz, kira almamışız, uçmayan yolcunun da parasını vermişiz. Güzel. Ama bir şey ortaya çıktı. 2018-19-20 ödemedi. Peki 21-22-23-24 yıllık 886 milyon euro kirasını ödedi mi? Toplam ne kadar kira ödemiş biliyor musunuz? 1 milyar euro civarında kira ödemiş. Ne kadar ödemesi gerekiyor? Bunu da arkadaşlarımız belirlemiş. Toplamda ödemesi gereken kira miktarı bugüne kadar 1 milyar 300 milyon ödüyor. Toplamda 4 milyar euro civarında kirasını hiç ödememiş. Ah Mehmet Şimşek, bu ahlaklı mı? Peki bu arkadaşlar 180 milyon biz vermişiz. 180 milyar cebimizden vermişiz. Kira vermemiş. Çok fahiş fiyatlarla havaalanının her birimini kiraya vermiş. Bakın Mehmet Şimşek, iyi bak. 2021-22-23'te matraksız. Bu şirketler bir tek lira kira vermemiş, vergi vermemiş. Mesela Cengiz İnşaat'tan ve Kalyon'dan, İGA'dan başlar mısın? Geliyorum şehir hastaneleri. Sarayı yapan Rönesans, Türkiye'de 6 tane şehir hastanesini işletiyor. Hasta garantisi vermedik diyorlar ama laboratuvar garantisi dahil birçok şey vermişler. 180 milyar ödemişiz. Gelirleri net. Peki, Rönesans Türkiye'de 6 tane şehir hastanesini işletiyor. Bilkent Şehir Hastanesi'ni başka bir şirket işletiyor. Bakın. Ne kadar vergi ödemiş? 0-0-0. 0-0-0. Şimdi, Sayın Mehmet Şimşek, vergi ödememek, paran varsa kazanıyorsan ahlaksızlık. Ama vergi almamak da ahlaksızlık. Evet Mehmet Şimşek, parası varsa, vergisini ödemiyorsa bu bir ahlaksızlık. Savunma sanayi için vergi toplayacaksın fakirden, fukaradan 750 lira. Savunma fonuna Demirören'in %20 ödemesi gereken fonu %10'a düşüreceksin. O Demirören'in Ziraat Bankası, Vakıf Bankı olan yaklaşık 1,5 milyar dolar borcuna dokunmayacaksın. Bu da büyük bir ahlaksızlık. Ben yurttaşlarımıza soruyorum. Vergiyi kimden alacağız? Kredi kartını ödeyemeyen, toplam kredi kartı borcu 4 trilyona yaklaşmış 85 milyondan mı alacağız? Yoksa 21 B'li adrese teslim ihaleleri alan, uçmayan, geçmeyen araçtan, uçaktan garantiyi cebine dolduran, kirasını hiç ödemeyen, daha yeni milyarlarca dolar değerindeki maden şirketinin ihalesini %1 değerde alan bu şirketlerden mi alacağız? Soruyorum. Aylak nerede? İşte Türkiye'deki vergi sisteminde bir sorun var. Türkiye'de insanlar devletin
yakasına yapışmış ihaleleri alıp milyarlarca garanti parayı kasasına koyanlar vergi ödemiyor. 3800 kişi soruşturacakmış beyefendi. Bence siz vergiyle ilgili önce ahlakınızı bir soruşturun. Buradan sesleniyorum. Demirören, bu 5 şirket, işte e-ticaretteki rakamlar, alınmayan vergiler toplandığı zaman EYT'yi de çözüyoruz, emeklinin sorunlarını da çözüyoruz, yurt sorunlarını da çözüyoruz, ekonomiyi çözüyoruz. O yüzden Türkiye'de hak aramak, Türkiye'de hakkını aramak bir suç değil. Bir haftadır siyasetçisiyle, toplumuyla herkes bir mücadele verdi. Bu ucube yasa, bu teklif geri çekildi. Demek ki toplum ve muhalefet birlikte hareket edip hakkını aradığı zaman vatan haini, vatan sevgisi yok gibi alçakça iftiralar, hiçbir işe yaramıyor, kazanan haklılar oluyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak da bundan sonra halkın, emeklinin, işçinin, garibanın, yetimin üzerine vergi ya da haksız en küçük adımlarında 85 milyonla onların karşısında olacağız. Biz kazandık. 85 milyon kazandı. O kanun geri çekildi. Böyle devam. Böyle devam edeceğiz. Biz halkın, emeklinin, ezilenin yanında olacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa alacağım. Buyurun. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Genel Başkanımız bugün bir açıklama yaptı. Aslında daha önce planlanan talihsiz bir kazadan dolayı ertelenen bir Güneydoğu ziyareti var. Diyarbakır, Van, Batman gibi, Mardin gibi illeri ziyaret edecek. Şunu söyleyeyim. Biz sosyal demokrat bir partiyiz. Biz bu ülkede huzuru, kardeşliği her zaman savunduk. Dün farklı, bugün farklı konuşmadık. Yaklaşık 1980'lerden bugüne kadar SHP'nin de CHP'nin de bu konudaki tutumu net. Biz zamana, mekane ve döneme göre görüşlerimizi taban tabana zıt söylemedik. Biz bu ülkedeki barışı, kardeşliği her zaman savunuyoruz. Bunu bir kez daha söyleyeyim. Sayın Genel Başkan bugünkü açıklamasında özellikle Gezi'de, Gezi sırasında düşüncelerini açıklayacağını söyledi. Bunu söyleyeyim. Ziyaret konusunda da kendisi açıklamasını yapacaktır. Biz Demirtaş'la ilgili de düşüncelerimizi defalarca söyledik. Bu ülkede hukukun üstünlüğünün, adaletin herkese eşit olarak uygulanmasını savunuyoruz. O yüzden biz dün farklı, bugün farklı asla konuşmadık. Bu konuda tavrımız net. Dün de analar ağlamasın dedik, bugün de analar ağlamasın. Bu ülkede terörü hep beraber bitirelim. Bu ülkeye kardeşlik gelsin, analar ağlamasın. Bu konudaki düşüncemiz hiç değişmedi. Ama bir kez daha söylüyorum, bizim vatan sevgimiz, 85 milyon kucaklamamız zamana, mekana, döneme göre asla değişmiyor. Thank you.
Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Evet, bu soru soruluyor. Meclis Başkanı istifa etmeli mi? Ama istifa edip etmemesi apayrı bir tartışma. Devlet protokolünde iki numaralı koltukta oturan bir kişi söylediklerine dikkat etmeli öncelikle. Söylediklerinin nereye gideceğini net bir şekilde ortaya koymalı. Özellikle AKP'nin küçük ortağı Hüdapar gibi bir partinin ilk dört maddeyi tartıştığı dönemde bu konuda konuşmalarına dikkat etmeli, bunu tartışmaya açmamalı. Sonradan konuşmalarını düzeltmeye çalıştı, yanlış anlaşıldığını söyledi. Bir kez daha söylüyoruz, ilk dört madde bizim kırmızı çizgimiz, 85 milyonun kırmızı çizgisi. Onu tartışmak ne meclis başkanının, ne cumhurbaşkanının, ne bir başkasının ya da başka bir partinin haddi değil. Ama sen o koltukta oturuyorsan, iki numaralı koltukta devlet protokolünde oturuyorsan ne söyleyeceğine ve ne söylemeyeceğine dikkat edeceksin. İstifaya gelince maalesef ki AKP'de böyle bir kültür yok. Meclis başkanını bile bence azini isteyebilir. İstifa diye bir kültür yok. Ama çağdaş demokrasilerin hepsinde istifa diye bir kültür var. Fahiş hata yapan istifa eder. Numan Kurtulmuş fahiş bir hata yapmıştır. Aslında çok çok güzel bir soru. Emin olun ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları bu 750 liralık vergiyi getirirken halka sormadan banka patronlarına sormuştur. Kesinlikle onların düşüncelerini almıştır. Zaten bankalar şunu net görüyor. Önemli olan bir insanın 100 bin lira, 200 bin lira, 300 bin lira kredi limitinin olması değil, ne kadarını kullanıp kullanamadığı. Bu bankalar bu parayla ilgili ben bir akıl verdiğini düşünmüyorum. Toplumdan gelen yüksek ses, toplumsal muhalefet, meclisteki muhalefet hep beraber ortak bir tepki verdi. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan bunu halka sormadan bankalara sormuştur. Onların zarar görüp görmeyeceğini hesaplamıştır. Çünkü AKP iktidarında vatandaşın, yurttaşın zarar görüp görmeme ihtimali hiç hesaba alınmıyor. İşte beşli çetenin vergileri, affedilen sigorta ve prim borçları, vergi borçları ya da bankalar gözetiliyor. Ben böyle bir ihtimali görmüyorum. Şöyle, Mehmet Şimşek açısından durum çok vahim. Neden? Bu teklif geldiğinde Mehmet Şimşek bunu savundu. Şimdi geri çekildi. Mehmet Şimşek ne diyecek? Ben merak ediyorum. Mehmet Şimşek bununla ilgili izahını da verdi. Ne açıklama yapacak? Merak ediyorum. Bence toplumu bir haftalık böyle hukuksuz, haksız, akıl dışı bir gündemle meşgul ettiği için ve 750 lira gerçekten birçok insan için küçük para olabilir ama milyonlar için büyük bir para. Onların huzursuz ettiği için özür dilemeli. Özür diliyorum demeli. Yapmamalıydık demeli. Teşebbüs etmemeliydik demeli. Hukuksuz, haksız bir algı demeli. Bir şey daha demeli. Artık bunlara da kesinlikle teşebbüs etmeyeceğiz demeli. Başka soru yoksa...